Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Görüşmeyeli. Eyvallah. Uzun zaman oldu hocam. Evet, evet. Bir hafta oldu. Oldu. Görüşemedik bir haftadır. Doğru. Yoruldum hocam. Niye yoruluyorsun ya? Sen genç ve dinç ve zinde bir adamsın. Enerjim iyiydi ama bu aralar aldığım birkaç tane haber yordu beni. Ne tür haberler aldın ki? Yani hep kötü haber alıyoruz zaten. Alışmış olman lazım. Vücudun alıştırmadı mı kendisini hala kötü haberlere? Ya bazen hocam insanda böyle iniş çıkışlar oluyor ya. Beni bu Nesli Cantay diye bir kızcağız vardı. Hatırlar mısınız? Evet. Bilir misiniz? Duydum. Medyadan takip ettim bir miktar. Ya onun vefatıyla aslında biraz üzüldüm. Yani biraz değil üzüldüm. Çünkü çok mücadeleciydi hocam. Evet. Yılmıyordu. Çok da pozitifti açıkçası. Evet. Yani onun o pozitifliği beni bir anlamda motive ediyordu. Geçen hafta en son kanserle mücadelesinde mücadeleyi kaybetti. İyi bir mücadele örneği veriyordu aslında ama hatta defnedildi yeni. Allah rahmet eylesin. Biraz üzdü bizi. Evet, Allah rahmet eylesin. Ben de medyadan takip ettim. Tabii çok bildiğim bir insan değildi ama çok gençmiş, 21 yaşında ve fotoğraflarından, videolarından gördüğüm kadarıyla çok dinamik, zinde, enerjik. Böyle kanser gibi çok ağır bir hastalıkla ve birkaç defa tekrar etmiş herhalde hastalık. Evet, 3 kere yendi. 3 kere yenmiş, 4.'de mağlup olmuş ama öyle ağır bir hastalığına rağmen bir ayağı da kesik mi? Kanserden dolayı mı acaba? Amputeydi, evet. O kanserle ilintisiz mi yoksa onunla ilişkili mi? Onu bilmiyorum hocam. Ha. Kanserle bağlantısı var mı, evet, yok mu bilmiyorum ama en son mesajında ciğerleri artık neredeyse bitik haldeydi. Konuşurken bile, o Instagram mesajında konuşurken bile sesi kesiliyordu. Yani bırakın yürümeyi, konuşurken bile gidiyordu. Yeni bir kemoterapi gerekiyordu. Hmm. O kemoterapinin çok ağır olacağını söylemişler. Mücadeleye devam edeceğim, bu kez seni yeneceğim demişti ama ne diyelim, olmadı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bence güzel bir etki oluşturdu, Allah rahmet eylesin kızımıza. Şöyle ki, en ağır durumlarda kanser gibi herkesin çok korktuğu, telaffuz etmekten çekindiğimiz bir hastalıkla mücadelede bile gayet pozitif enerji yayabilen, umutlu davranabilen ve mücadeleyi asla bırakmayan bir modeldi kızımız. Bence ondan örnek alınacak noktalar var bu kızımızdan. Yani en ağır şartlarda olsanız bile vazgeçmeyin, bırakmayın ve pozitif davranmayı da terk etmeyin. Hocam yani işte, içinize kapanıp yılgınlık, bıkkınlık içine de girmeyin. Mücadele insanın en önemli şeylerinden birisi ve mücadeleyi bırakırsanız yıkılırsınız. Onun için zor şartlar, sıkıntılı haller yaşayan çok insan var bugün, biliyoruz. Türkiye'de de, dünyada da var. Mücadeleyi asla bırakmamak lazım. Bir, iki, umudu yitirmemek lazım. İstediğiniz şeyler bazen olmayabilir, dilediğiniz sonuçlara ulaşamayabilirsiniz ama asla mücadeleyi bırakmamak lazım. Bu kızımızın bize öğrettiği şey bu diye düşünüyorum. Hocalık herhalde böyle bir şey işte. Evet. Yani bir ders çıkarmak ya da bu hayat tecrübesi hocam herhalde. Şimdi ya bizle... biraz hayat tecrübesi, tabii biz senin gibi genç delikanlı değiliz. Belli bir yaşın üzerindeyiz, 50'nin üstündeyiz. Ayrıca hocalık da insanın hayatını etkiliyor. Biraz didaktik oluyorsun. Yani her olaydan hemen bir nasihat, bir ders çıkarıp karşı tarafa iletme gibi bir tarafın oluyor. Bu bazen antipatik de olabiliyor. Ulan hocalık yapma bize, ders mi veriyorsun filan gibi olabiliyor ama her mesleğin böyle defekleri var. Herhalde hocalığında böyle bir defeği var. İşte Neslican hocam o genç yaşında öyle mücadele ederek, o mücadeleden kopmamaya çalışarak en büyük dersi de vermiş oldu. O da giderken böyle bir mesaj verdi aslında, evet. Yani. Mücadele çok edin mesajını verdi güçlü aslında. Güçlü bir mesajdı ve pozitif bir mesajdı. O zaman enerjimizi düşürmeyelim. Düşürmeyelim, devam edelim. Yılgınlık yok. Yılgınlık yok hocam. Peki hocam, bu aralar Twitter'ı, dünya gündemini takip ediyor musunuz? Fırsatınız, evet, oluyor mu? Takip etmeye çalışıyorum. Yoğun fiziki çalışmanın arasında tabii ki takip etmeye çalışıyoruz. Nazlı Ilıcak'ı tanır mısınız? Nazlı Ilıcak'la birkaç programda öyle beraber oldum. Yani yüz yüze de gördüm. Saygıdeğer, Türkiye'nin yetiştirdiği liberal, demokrat, entelektüel bir hanımefendi, bir gazeteci, bir yazar. Bireysel olarak değil, ayrıca aile olarak, babası da Demokrat Parti'nin bakanlarından ve 1960 darbesinde mağduriyet yaşamış, hapis yatmış bir aile. Nazlı Ilıcak çocuk yaşta, genç yaştayken babasının o durumlarına şahit olmuş. Her darbe döneminde çileler çekmiş bir ailenin gazeteci kızı. Nazlı Ilıcak'ı öyle bir anlattınız ki sanki çilesi bitmiş gibi. Yok. Gazeteci şimdi, kızı dediniz. Nazlı Ilıcak'ın çilesi bitmemiş. Çilesi en ağır şekilde devam ediyor, devam ediyor maalesef hala. Hocam 75 yaşında bir kadıncağız. Evet.
hayat tecrübesi elbette ki çok fazla. Gördükleri, yaşadıkları çok fazla. Ama arkadaşları aslında tarafından mağdur ediliyor. Mağduriyetinin sanırım sebebi de mağdur olan bir kısım insanları savunması. Evet. Ya da diğerlerine göre, yani muhalif kesime göre, Nazlı Ilıcak muhalif kesimine göre onların istediği gibi konuşmaması. Belki de onların istediği gibi konuşsa aslında Nazlı Ilıcak şimdi o eski bir anlamda böyle görkemli Bodrum'da yaz geçiren, yatlarda geçen hayatına devam edecekti. Ama ben bir yazısını okudum. Şöyle diyor: benim için bu kadar kısmı yeterli oldu. Vefasızlığa ağlıyorum. Evet, evet. Siz Nazlı Ilıcak'la ilgili hiç yazdınız mı? Nazlı Ilıcak içeri girdikten sonra. Nazlı Ilıcak adı geçti mi bilmiyorum ama bu tür mağdur gazeteci yazarlarla ilgili yazılarımda değiniyorum. Değinmeye çalışıyorum. Nazlı Ilıcak bir beyaz Türk. Size ihtiyacı yok mu yani? Yok. Şöyle şunu demek istiyorum. Eğer senin de bahsettiğin gibi konforunu bozma pahasına, birilerini rahatsız etme pahasına, vicdanını dinleyerek bir şeyler söylememiş olsaydı, yazmamış olsaydı, Nazlı Ilıcak bugün suya sabuna dokunmayan pek çok beyaz Türk gibi hayatına devam ederdi, rahat kalırdı. Ama Nazlı Ilıcak her dönemde kurulu düzene itiraz etti. Mesela bunun en çarpıcı örneklerinden birisi 28 Şubat'tır. Şimdi bazen bakıyorum havuz medyada, Nazlı Ilıcak'ın o beyaz Türk olmaktan, seküler olmaktan kaynaklanan hayat tarzı ile ilgili bazı fotoğraflarını, tabloları medyaya veriyorlar ve onunla onu vurmaya çalışıyorlar. Şimdi aynı Nazlı Ilıcak, Nazlı Ilıcak'ın hayat standardında, bakış açısında bir değişme yok. Seküler, laik, dünyevi yaşayan bir hanımefendi ama insaf ve vicdan sahibi, hakkın yanında, doğrunun yanında olan bir hanımefendi. Bugün AK Parti'nin zulümlerine itiraz eden, hukuksuzluklarına itiraz eden, karşı çıkan, yazı yazan Nazlı Ilıcak, hatırlayın, 28 Şubat'ta parlamentoda başörtülü bir hanım olan Merve Demireli, Merve Kavakçı. Kavakçı'yı, özür dilerim, Merve Kavakçı'yı savunmuştu, müdafaa etmişti ve pek çok AK Partili savunamazken, müdafaa edemezken bu kadın tek başına cesurca herkese karşı onu savunmuş ve müdafaa etmişti. Çok acı olan noktalardan birisi de şu ki, savunduğu o insanların hiçbirisi Nazlı Ilıcak için kalkıp da, Merve Kavakçı dahil, iki kelam etmiyor. Aslında herhalde vurgulamak istediği Nazlı Ilıcak'ın noktalardan birisi bu, vefasızlık. Türkiye'de vefasızlık veya Doğu toplumlarında maalesef şiddet, korku, tehdit varsa vefa devreye giremiyor. İnsanlar az bir zarar görecekse vefayı terk ediyorlar. Onun vurgusu da bu herhalde. Yani ben zor dönemlerde AK Parti'nin kapatma davasında can siperhane mücadele etti, yazılar yazdı, 28 Şubat'ta müdafaa etti, Erdoğan'ın belediye başkanlığından alındığında müdafaa etti. Yani nereden bakarsanız AK Parti'nin, Erdoğan'ın, siyasal İslamcıların hak hukuk noktasında her noktada, her dönemde yanında oldu. Ama bugün onlar bu 75 yaşındaki kadını 3 yıldan fazladır hapiste çürütüyorlar. Nazlı Ilıcak'ın bu yazısını ve bu mektubunu okuyunca Ahmet Kaya'nın sözleri geldi hocam. Öyle mi? Diyor ki, benden bir merhabasını esirgeyen dostlarıma sitemdir. Benden bir merhabasını esirgeyen dostlarıma dediğine göre bir dönem herkes herhalde merhabasını aykırı olan insanlardan, en azından suyun akışına uymayan insanlardan esirgemiş. Ne diyelim, Nazlı Ilıcak da bir an önce özgürlüğüne kavuşsun. İnşallah. O kapkaranlık zindandan artık en azından 75 yaşında hayatının son kalan bölümlerini, son kalan kısımlarını inşallah huzur içinde geçirebileceği bir yere gitsin diyelim. İşte Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibi insanların tırnak içinde terörle suçlanmaları bile bir babaanne, anneanne, nene yani Nazlı Ilıcak. Torunları var, tam torun sevecek yaşta. Keza Ahmet Altan öyle o yaşlarda. Şimdi bu insanların tek silahı kalemi. Hayatları boyunca da kalemle uğraşmışlar. Ama bu insanları terörist olarak ilan ediyorsunuz ve demir parmaklıkların arkasında ömürlerinin en velüt, en doğurgan olabileceği, en verimli olabileceği çağda bu insanları adeta öldürüyorsunuz, cezalandırıyorsunuz. Yani başka değil, bu iki aydına yapılan muamele AK Parti'yi bütün dünyaya
rezil rüsvay etmek için, tarihe kara leke olarak yazmak için yeterli diye düşünüyorum. Yine misafirlerimiz var galiba. Evet hocam, misafirlerimiz var. Hemen evet, şöyle dönelim. Görüyorsunuz. Bunlar nedir? Sen hocam, bu tür işleri daha iyi yapıyorlar. Görüyorsunuz. Bunlar kano yapma çalışmaları. Az ileride burada bir su eğlence merkezi var. Şimdi hocalar onları çıkarmaya çalışıyor, görüyorsunuz. Evet. Ama biliyor musunuz, hemen bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu bota binmeden önce yaklaşık olarak 3 saat boyunca bottan nasıl düşülür dersi alıyorlar hocam. Hmm. Evet, bu önemli bak. Önce güvenlik. Hayatta yok. Nasıl kalınır? Herkes düşebilir hayatta. Buradan yine bir ders çıkarayım bir hoca olarak. Düşmek hayatta mukadderdir. Düşmez şaşmaz diyor Allah derler. Onun için bakın, bütün sporlarda, tehlikeli sporlarda, kano gibi dövüş sporlarında da önce neyi öğretiyorlar? Düşmeyi öğretiyorlar. Ama biz çocuklarımıza düşmeyi öğretmeyiz çok. Türk toplumunda. Benim oğlum düşmez, benim oğlum yenilmez, benim kızım şöyle harikadır. Ağlamaz, önce, erkekler ağlamaz. Erkekler ağlamaz. Önce düşmeyi öğretmek, önce yenilmeyi öğretmek lazım. Çünkü hayatta yenilmek yolculuğun, hayat yolculuğunun bir parçası. Ve buralarda çocuklara önce düşmeyi öğretiyorlar. Yenilmenin normal olduğunu öğretiyorlar. Başarısızlığın normal olduğunu öğretiyorlar. Bizim de öğretmemiz lazım. Yani bu çocuklar düşmeyi öğreniyorlar hocam. Düşmeyi öğrendikten sonra bu bota binebiliyorlar. Yani düştün, suyun üstüne çıkabildin mi? Çıktın. Tamam, bota binebilirsin. İşte hocaları burada. Şimdi çocukları çok fazla rahatsız etmeden biz de şöyle hafif geri çıkalım. Evet. Onlar buradan geri çıksınlar. Biz de buradan yayınımıza devam edelim hocam sizle. Evet, önce düşmeyi öğrenmek önemli. Düşüncede hayatı bırakmamak önemli. Yani düşmek mukadder. Herkes düşer. Lineer bir, doğrusal bir şey yok hayatta. Her şey hep yukarıya doğru gitmiyor. Dalgalanmalar, eğimler oluyor. Düşmeyi öğrenmek önemli oyunda. Düşmek dediniz. Evet. Biraz şöyle birkaç bin kilometre öteye gidelim. Gidelim. Birilerini düşürüp iktidara gelen Sisi'nin iktidarı sanki düşmek üzere hocam. Sisi'nin iktidarı sallanıyor gibi oluyor. O zaman soruyoruz. Hocam, Mısır'da, Kahire'de, Tahrir Meydanı'nda neler oluyor? Evet. Hatırlayalım, Mübarek diye bir 30 yıl iktidarda kalan ve bir ülkeyi kendi mülkü edinen, çoluk çocuğuna, damatlarına, kızlarına peşkeş çeken, pay eden bir adam vardı. 30 yılın sonunda belki böyle ölmeyi bekliyordu adam. Ama ahir ömründe zannederim 81 yaşındaydı Hüsnü Mübarek indirildiğinde. İndirdiler, demir parmaklıkların arkasına koydular, hapsettiler ve o onuru, itibarı çok ciddi yerlere süründü. Sonra onu indirenler de indirildi bir şekilde. İhvan baştaydı. Mursi. Muhammed Mursi. Onu da bir şekilde Sisi üzerinden indirdiler. Şimdi Sisi zannederim 6. yıl oldu. 2013'te herhalde iktidara gelmişti. Askeri bir darbeyle geldi ve Türkiye ile çok benzer tarafları var bu yönüyle. 2016'daki naylon darbe ile 2013'teki sivil bir iktidara yapılan darbenin benzerlikleri var. Her ikisinde de darbe bir olay gerekçe gösterilerek, bir vaka gerekçe gösterilerek muhalifler sindiriliyor, insanlar hapislere atılıyor. Mısır'da yaşanan şeyler maalesef Türkiye'den daha ağır. Yüz binlerce, milyonlarca insanın aynen Türkiye'de olduğu gibi mallarına el kondu. Bütün aydınlar, okumuş ihvanla ilintili insanlar hapislere dolduruldu. İnsanlar ve ihvana merhaba dememeye başladı. İhvan üyelerine okulları kapatıldı, kesinlikle, hastaneleri kapatıldı. Aslında Türkiye'de yaşananlarla ihvanın yaşadıkları bir benzerlik gösteriyor çok sanki. Çok paralellik, benzerlik gösteriyor. Buradan da insanın aklına şöyle bir soru gelmiyor değil. İslam dünyasının iki önemli ülkesi Mısır ve Türkiye. Ve bu iki önemli ülkenin Müslüman, entelektüel, okuyan, yazan iki İslami hareketinin aynı anda gerekçeler ne olursa olsun ağır Sünni hareket. İki Sünni hareket, evet bu da önemli. İki Sünni harekete aynı anda ağır bir kıyımın olması, oluşması, bu da aslında akıllarda kocaman bir soru işareti meydana getiriyor. Orada da çok ağır zulümler var ve daha ağır olanı şu, tabii Mısır'da idam var. Ve insanların pek çoğunu, zannederim binden fazla insanı ihvan mensubunu Mısır'da idam ettiler. Ve buralarda da Batı dünyasında aynen Türkiye'den kaçanlarda görüldüğü gibi pek çok insanın Mısır'daki zulüm düzeninden kaçtığını görüyoruz. Mesela geçen zannederim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Gözleme Komitesi Sina Yarımadası'nda, Mısır'a bağlı bir inceleme yapıyorlar yakın zamanda.
7000 civarında, ki Sina çok büyük bir yer değil, tutuklama olmuş. Bu 7000 tutuklamanın 5000'inin gerekçesini gösteremiyor Sisi yönetimi. Yani sokaktan tutmuş ve hapse atmış. Çok ağır insan hakları ihlalleri var. Basit hocam, muhalif. Evet, zaten öyle. Orada da nasıl Türkiye'de 4 harfli fütü fütü diye herkesin kullandığı bir kelime var, Sisi yönetimi de herkesi ihvan kabının içine doldurarak bütün muhalifleri sindiriyor. Bugün nasıl Türkiye'de CHP'liler bile biliyorsunuz fütü fütü diye tutuklanıyorlar. Böyle bir durum var ama son ayaklanma, son sokaklara inme ihvanla ilgili değil. Öyle gözüküyor biraz. Biraz ihvan, ekonomik sanki. Evet. İhvan çok ağır bir darbe yedi. Hala hapiste çok insanları Mursi var. Mursi vefat etti bir kere. Mursi hayatını kaybetti. 2 ay oldu, 2-3 ay oldu zannederim vefat etti. Hani Mursi ile bağlantılı değil. İhvan çok güçlü bir yapı. Yani çok yaygın bir yapı. Ama Sisi'ye karşı şu andaki başkaldırının sebebi tamamen ekonomik. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye'de de son zamanlarda görüyorsunuz ekonomik problemler yükseldikçe hukuki problemler, demokrasiyle ilgili, insan haklarıyla ilgili problemler görünür hale geliyor. Mısır'da Türkiye gibi, Sudan gibi, Sudan'da da benzer bir şey oldu. Genç nüfusu çok yüksek bir ülke. Yani nüfusun %25'i 25 yaş altı, öyle düşünün. Ve çok yüksek bir genç işsizliği var Türkiye'de olduğu gibi. Mısırlı genç bir iş adamı, Sisi'den askeri ihaleler alan bir iş adamı İspanya'ya gitti, Muhammed Ali diye, ve bir video yayınladı. Videoda Sisi yönetiminin nasıl yolsuzluklar yaptığını anlatıyor, paralarını nasıl alamadığını anlatıyor. Yani bir yönüyle aslında Sisi'nin partneri olan, ortağı olan bir iş adamı Sisi'nin kirli çamaşırlarını ortaya döküyor. Ne sebeple döküyor? Parasını alamadığı için, ekonomi bozulduğu için. Ve burada Mısır'da sokaklara dökülenler daha çok seküler insanlar ve gençler. Şu anda çok güçlü bir talep gözükmüyor veya sokaklarda yoğun bir kitle gözükmüyor ama İlginç olan nokta şu, Mısır'da ordu çok etkilidir. Petrol bizim, istasyonlarından fırınlara kadar. OYAK'ın çok gelişmiş halini düşünün. Yani 28 Şubat'ta OYAK nasıl her şeye hakimdi. Pek çok hastaneleri, ticari işletmeleri olan bir yapıdır. Yani hayatın yarısı ordudur. Ve ordu bu eylemlere sessiz kalıyor. Buradan şöyle bir çıkarımda da bulunuluyor. Acaba ordu Sisi'nin gitmesi için eylemsiz ve sessiz mi kalıyor? Hala Mısır'ın pek çok şehrinde, Kahire dahil, İskenderiye dahil, bu gençlere ve ekonomik tepkiye yönelik amaçlı gösteriler devam ediyor. Sisi'yi devirir mi, devirmez mi bilemiyoruz ama buradan çıkaracağımız şey şu, Orta Doğu'da özellikle Asya'da diktatörler ekonomi kötüye gittikten, işsizlik arttıktan sonra taşınılmaz hale geliyor. Türkiye'de yaşananla benzer, Türkiye'de de ekonomi kötüye gittikçe, işsizlik oranları arttıkça bir şekilde sorgulamaların arttığını görüyoruz. Hocam o zaman yine dünyadan konuşmaya devam edelim. Husilerin Suudi Arabistan'daki o petrol rafinerisini vurma meselesinin yankıları devam ediyor. Evet. Benim sorum burada şu, bugüne kadar savaşı başlatanlar hep cumhuriyetçiler oldular. Evet. Trump da bir cumhuriyetçi. Doğru. Bölgede yakında bir savaş bekliyor musunuz siz? Yani şimdi cumhuriyetçilerin tarihinde böyle bir şey var. Çünkü savaş baronları dediğimiz silah üreten Amerika'daki firmalar genelde bu White, Anglo-Saxon ve Evangelik dediğimiz bu beyazlar Amerikan derin devlet ittifakını oluşturan insanlardır. Bunlar savaşlardan ekmek yerler. Yani Afganistan Savaşı, 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, bütün bu savaşlar cumhuriyetçiler döneminde çıktı. Şimdi de ilginç bir şekilde Aramco, Suudi Arabistan'ın en önemli petrol üretim merkezlerinden birisi vuruldu ve bunun dünya petrol üretimini etkilemesi, fiyatları, dünya ekonomisini etkilemesi de bekleniyor. Şimdi burada Trump yönetimi hemen İran'ı suçladı ve İran'a bir salvo, tehdit savurdu. Ama İran'da biz her türlü şeye hazırız, savaşsa savaş, topyekün bir savaşta yapabiliriz diye bir söylem geliştirdi. Buradan bir savaş çıkar mı? Trump çıkarmak isteyebilir. Cumhuriyetçiler savaş üzerinden ekmek yiyen, ayakta kalan, iç kamuoyunu kontrol eden, ayrıca da o savaş üzerinden kendi finansörlerini besleyen bir yapı. Ama Trump Amerika'da çok zayıf. Çok edilgen hale geldi, topal ördek haline geldi. Bir savaş kararı çıkartması, Amerika'yı yeni maceralara itecek kararlar alabilmesi çok da mümkün gözükmüyor kanaatindeyim. Madem Amerika dedik, o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya seyahatiyle yavaş yavaş toplayalım yayını. Evet, toparlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya giderken Fox TV muhabirinin çok güzel bir sorusu oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sordu.
Neydi hocam o açıklama? Türkiye'de, Sakarya'da, Arifiye'de biliyorsunuz bir tane tank palet fabrikası var. Bu arada iyi yağmur yağıyor. Ben gözlüğü hocam çıkarayım bari. Hocam ne dedik? Yayında dedik hocam yağmur yağsa bırakmıyoruz. Gözlüğü çıkarabilir miyim? Çıkarabilirsiniz. Tamam gözlüğü çıkardım o zaman. Yağmur da yağsa yayını bırakmıyoruz. Yayıncılık böyle. Tamam, böyle. Tamam. Biraz ıslandınız. Yağmur bizi yolumuzdan çeviremez. Biraz ıslandınız ama devam ediyoruz yayına. Devam edelim. Sakarya'daki, Arifiye'deki o tank palet fabrikasının Katarlılara devredildiği iddia ediliyordu. Bu iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki Fox TV'ye, Fox TV lütfen yalan medya olmaktan çıkarın. Türkiye'de ne çok yalan medya varmış hocam böyle. Medya özgür değil herhalde Türkiye'de. Yani Erdoğan'ın yanında değilseniz, onun istediklerini söylemiyorsanız yalan. Ve ilginç bir şey, yani hani bir Cumhurbaşkanı biraz diplomatik dil kullanması gerekir ki biz daha önceki ne başbakanlarda ne cumhurbaşkanlarında bu seviyede kaba dil hiç görmedik. Yani böyle insanları doğrudan muhatap alan ve kitlenin önünde, milyonların önünde, yani canlı yayın esnasında rencide eden, tahkir eden insan tiplemesi görmedik. Erdoğan bunu çokça yapıyor. Ama ilk değil yani. Ahmet Dönmez'e de yapmıştı hatırlıyorsanız, evet. Kaç yıl önce. Bunu yapıyor, bu meselenin bir tarafı. Yani bir kaba dil ve bunun Türkiye'de hakim olması artık. Bu kaba dil sokağa da yansıyor. Bütün taraftarlara yansıyor. Çocuklara da yansır. Yani şöyle düşünün, modelleme yapar insanlar. Siz ne yaparsanız sizin çocuğunuz benzerini yapar. Toplumlarda da önde olan insanları taklit diye bir eğilim vardır. Şimdi Erdoğan'ın bu kaba dili aslında bütün topluma yayılıyor. Meselenin bir tarafı bu. Öbür tarafı da şunu da görmek lazım. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Son zamanlarda Erdoğan'ın façasını çizen, Erdoğan'a karşı sesini yükselten çok fazla insan var. Yani şimdi bu muhabirin de sesini yükseltmesi bence sıradan bir şey değil. Bir kısım duvarlar yıkılıyor. Böyle bir soruyu sorma cesareti, cüreti gösterebilmiş olması da aslında bir kısım şeylerin değiştiğinin, Erdoğan'ın artık daha rahat ve net sorgulandığının, Erdoğan'ın o eski her şeyi kontrol eden, herkesi cezalandıran tarafının zayıflamaya başladığının bir göstergesi diye düşünüyorum. Hocam siz de neyi dert ediyorsunuz? Ne olacak? Basın toplantısını yapmazsınız. Kimse soru soramaz. Olur biter ki bunu bir tek Erdoğan yapmıyor. Malum Boris Johnson da aynı şeyi yaptı. Basın toplantısında çıkmadı. Veya sonra kontrollü gazetecileri yığarsınız yani oraya. Yani uçağa bindirirsiniz uçak gazetecilerini. Onlara... Ama şöyle oluyor işte. Muhtemelen bu gazeteci kontrollü gazeteciydi. Alınmıştır. Akrediteymiştir. Akredite ve kontrollü olanlardan da bir süre sonra sizi offsite'a düşürenler oluyor. Oo. Sizin destekçilerinizden mesela Mısır'daki tehlikeye benzer. Ordu en güçlü dayanağınız zannediyorsunuz. Sisi ordudan gelme. Ama bir bakıyorsunuz ki sizin altınız boşaldı. Toplumda karşılığınız kalmadıysa en güvendiğiniz dayanaklar sizi satmaya başlıyor. Yanınızdakiler satmaya başlıyor. Ve bütün diktatörlerin yıkılışı da dikkat edin böyle olmuştur. Altı boşaldıktan sonra en güvendikleri adamlar satmıştır. Tıpkı Saddam'ı Tarık Aziz'in baş yardımcısının sattığı gibi. Hocam o zaman şunu diyorum. Erdoğan herhalde algıları çok güçlü bir insan. Çünkü başka bir açıklaması daha var. Bu hafta gündeme damgasını vuran HDP lideri Demirtaş'la ilgili açıklaması Cumhurbaşkanı, evet. Erdoğan'ın. Bu açıklama bana çok ilginç geldi. Çünkü algıları güçlü dedim. Diyor ki Erdoğan, şehitler hesap sorar. Eğer Demirtaş'ı bırakırsak, bunları bırakırsak şehitlerle mesajlaşıyor mu hocam? Hayırdır? Nasıl bir rüyasına mı giriyor şehitler, yoksa şehitlerin temsilcisi mi Erdoğan? Çok absürt bir soru. Teessüf ederim. Halife-i Ruhi Zemin, bütün İslam ümmetinin lideri. Yani bu kadarcık maneviyatı açık olsun ve şehitlerle haberleşebilsin. Bunu niye yadırgıyorsun ki yani? Anladım. Sonra yargıçları nasıl karar verebileceğini de bilir yani. Bunu böyle bırakmayız. Mahkemeler bağımsızdır Türkiye'de. Ama yargılama olmadan önce Erdoğan mahkemelere nasıl karar verebileceğini bilir. Bu mahkemelere ve yargıçlara baskı olduğundan, onların özgür olmadığından dolayı değil. Erdoğan'ın kalp gözünün açık olmasından, sonraki olayları kestirebiliyor olmasından, ferasetinden, basiretinden dolayı. Vallahi takdir ediyorum hocam. Evet, o böyle, zaman böyle yani. Böyle bir liderimiz var. Böyle bir lider var. Benim evet, lider var. Mizi çıkaralım. Miz kısmı biraz şey oldu. Evet, öyle bir lider var. Mizi olmadı. Ama bayağı benimsemişsiniz. Yani her gün onunla düşüp kalkıyoruz. Memleketimiz, ülkemiz dinliyoruz. Sonuçta bir arada çok oturdunuz herhalde. Ondan yok, olabilir çok mi? Yok, çok oturmadım. Bir defa karşılaştım onunla. İlk iktidarının ilk yılıydı. Ankara'da bir lokantada çoluk çocuğuyla geldi. Herkes ayağa kalktı. Öncesinde de çok sevmezdim onu. Yanımdaki arkadaşların hepsi ayağa kalktılar. Ben önce kalkmadım. Ama baktım tek ben böyle oturarak sırıtıyorum. Ben de yarım kalktım. Öyle bir karşılaşmamız oldu. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tabii yani. Orada o zamanlar halka teveccüh vardı. Böyle 50 tane korum
zırhlı arabayla, 5 tonluk zırhlı arabalarla, korumalarla, konvoylarla gitmiyordu. O zaman mesela oraya zannederim ailesi vardı, yanında bir koruma vardı veya yoktu. O zaman halkın içindeydi, geldi. İnsanlarla merhabalaştı, tokalaştı. Yani o zaman ayakları yere değen bir Erdoğan'dı ki ben siyasal İslamcılara biraz mesafeli olduğumdan dolayı öteden beri o zaman da çok sıcak değildim. Ama daha sonra yaptıkları demokratik açılımlar tabii ülkenin yararına olduğu için bir miktar destekledik. Evet. Hocam bu yayını biraz çabuk bitirelim. Niye biliyor musunuz? Bu, evet. Sizin ceket, gömlek bayağı bir ıslandınız. Yalnız evet, işte yayın aşkı böyle hocam. Evet. Yayın, yayın, yayın dediniz. Yani yağmura çok da direnemedik mi oluyor şimdi? Yağmura direndik. Direniyoruz. Çünkü süre 26 dakika oldu. Oo, yeter. Yeter. Allah süremiz bereket yeter. Versin. Evet. O zaman ne diyoruz hocam? Bizi takipte kalın diyoruz. Ve kanalımızın abone sayısı... Hala yetersiz. Hala yetersiz. O zaman ne diyoruz hocam? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Teşekkür ederiz. Evet. Herkese sevgiyle kalın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.